Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Urlaubserzählungen. Urlaubserzählungen ne demek arkadaşlar? Tatil hakkında konuşmalar. Şimdi bu tatil hakkında konuşmalar konusunu diyalog şeklinde görüyor olacağız. Bu aynı zamanda interaktif bir çalışma. İnteraktif çalışmaya geçmeden önce arkadaşlar bunu ayrıntılı bir şekilde inceliyor olacağız. Onun ardından sizlerle birlikte bu diyaloğu canlandırıyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Öncelikle buraya baktığımızda arkadaşlar grüß dich, wie war's denn im Urlaub? Grüß dich, selam demek arkadaşlar. Wie war's denn im Urlaub? Urlaub neydi arkadaşlar? Tatil demekti. Tatil nasıldı? Tatil nasıl geçti deriz ya güzel Türkçemizde. Bunun da demek ki Almanca karşılığı Wie war's denn im Urlaub sorusuymuş. Evet. Grüß dich. Wie war's denn im Urlaub? Selam. Tatil nasıldı? Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Fantastisch. Fantastisch neydi? Mükemmel. Das Hotel war ganz neu und die Leute sehr nett. Evet. Das Hotel war ganz neu neydi arkadaşlar? Çok yeniydi. Und die Leute sehr nett. Ve insanlar çok sempatikti demek istiyor bu cümle bize. Bunun ardından buraya baktığımızda ne diyor arkadaşlar? Wie schön. Ne kadar da güzel. Bakın burada arkadaşlar wie schön denildiğinde ne kadar da güzel demek. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu bir soru yapısı değil de ne kadar da güzel. Değil mi? Türkçede de öyle deriz. Güzel Türkçemizde. Buraya baktığımızda arkadaşlar hier hast du nichts verpasst. Evet. Bu cümleye baktığımızda arkadaşlar burada hier demek haben verpasst. Arkadaşlar verpassen kaçırmak demek. Dolayısıyla haben verpasst perfekt zamanda hatırlayacak olursanız biz bunu ayrıntılı şekilde anlatmıştık. Er, fer, be gibi fiiller olduğunda önüne g gelmiyordu. Ve ne yapıyorduk? Haben verpasst şeklinde verpassen'i ne yapmış oluyoruz? Perfect yapmış oluyoruz. Dolayısıyla hier hast du nichts verpasst derken burada ne demiş oluyor bu cümle bize? Diyor ki burada hiçbir şey kaçırmadın. Yani sen tatildeyken burada hiçbir şey kaçırmadın. Gerekçesine bakıyoruz. Das Wetter war einfach furchtbar. Evet, hava, das Wetter war einfach. Einfach neydi arkadaşlar? Kolay demek. Ancak buradaki anlamı pekiştireç noktasında einfach furchtbar yani sözün tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla berbattı diyecek olursak demek ki das Wetter war einfach furchtbar. Buna karşılık ne diyor? Wir hatten die ganze Zeit tolles Wetter. Evet. Wir hatten, bakın burada preteritum zamanında die ganze Zeit, ganz neydi? Tüm, die ganze Zeit da tüm zaman tolles Wetter. Bakın arkadaşlar, das Wetter, tolles Wetter bunu ayrıntılı olarak sıfatlarda görmüştük. Das Wetter olduğundan dolayı ne oluyor arkadaşlar? Sıfatın sonuna es geliyor. Ayrıntılı şekilde görmüştük. İzlememiş olan arkadaşlar ya da ikilemde bulunan ikilemde olan arkadaşlar mutlaka ilgili videoyu izlesinler arkadaşlar. Wir hatten die ganze Zeit tolles Wetter. Evet, çok güzel hava vardı. Yani orada geçirdiğimiz tüm zamanımızda çok güzel bir hava vardı demeyi getiriyor bu cümle. Dolayısıyla wir hatten die ganze Zeit tolles Wetter. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Was habt ihr denn gemacht? Evet, machen, habe gemacht şeklinde perfektlikte yorumlanıyordu öyle değil mi? Habe gemacht. Denn, bu da gene bir pekiştireç noktasında. Ne yaptınız ki gibi bir anlam çıkmış oluyor güzel Türkçemizde. Öyle bir Türkçe karşılığı var. Was habt ihr denn gemacht? Ne yaptınız ki diye soruyor ve cevap olarak Wir waren jeden Tag am Strand und haben jeden Abend getanzt. Evet, wir waren jeden Tag am Strand. Am Strand neydi arkadaşlar? Plaj ya da sahil anlamına geliyordu. Jeden Tag, her gün sahildeydik. Her gün
plajdaydık diyor. Und haben jeden Abend, her akşam getanzt. Evet, haben getanzt. Bu da gene arkadaşlar ne olmuş? Perfekt zamanda tanzen, habe getanzt olmuş. Dolayısıyla bakın aynı cümlenin içerisinde hem preteritum hem de perfektlik olabiliyor. Öyle değil mi? Bunu daha önceden de size söylemiştim. Dolayısıyla tüm gün sahildeydik, plajdaydık ve her akşam dans ettik diyor. Dolayısıyla wir waren jeden Tag am Strand und haben jeden Abend getanzt. Buna karşılık ne diyor? Das klingt wirklich gut. Evet, klingen neydi? Tınlamak anlamında. Das klingt wirklich gut. Kulağa ne kadar da güzel geliyor. Wirklich, gerçekten, gut, iyi. Kulağa ne güzel de hoş geliyor bu anlattıkların anlamında. Das klingt wirklich gut. Gib mir mal die Adresse, da fahren wir nächstes Jahr auch hin. Evet, bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, geben vermek demekti. Biz bunu imperatifte görmüştük. Geben düzensiz fiil, öyle değil mi? Dolayısıyla ne olacak? Gib, ver demek. Dolayısıyla gib mir, bana ver. Gib mir mal die Adresse, bana adresi ver diyor, değil mi? Gib mir mal die Adresse. Evet, bakın burada arkadaşlar mal, kere, defa anlamlarına geliyor. Yani güzel Türkçemizde şöyle diyebiliriz. Adresi versene gibi. Da fahren wir nächstes Jahr auch hin. Gelecek sene, gelecek sene, evet. Nächstes Jahr auch, bu da deda anlamında. Bakın burada arkadaşlar bir ayrılabilir fiil var. Hinfahren, oraya doğru gitmek demek arkadaşlar. Hinfahren, gelecek sene oraya gidiyoruz. Da fahren wir nächstes Jahr auch hin. Yani biz de oraya gelecek sene gidiyoruz demek istiyor bu cümle. Dolayısıyla toparladığımızda das klingt wirklich gut. Kulağa ne kadar da güzel geliyor. Gib mir mal die Adresse. Adresi bir versene. Da fahren wir nächstes Jahr auch hin. Gelecek sene biz de oraya gidiyoruz diyor. Ve karşılıklı olarak da gerne, seve seve anlamına gelmiş oluyor. Şimdi dilerseniz bu görmüş olduğumuz, öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Grüß dich, wie war's denn im Urlaub? Grüß dich, wie war's denn im Urlaub? Fantastisch, das Hotel war ganz neu und die Leute sehr nett. Fantastisch, das Hotel war ganz neu und die Leute sehr nett. Wie schön, hier hast du nichts verpasst. Das Wetter war einfach furchtbar. Wie schön, hier hast du nichts verpasst. Das Wetter war einfach furchtbar. Wir hatten die ganze Zeit tolles Wetter. Wir hatten die ganze Zeit tolles Wetter. Was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr denn gemacht? Wir waren jeden Tag am Strand und haben jeden Abend getanzt. Wir waren jeden Tag am Strand und haben jeden Abend getanzt. Das klingt wirklich gut. Gib mir mal die Adresse, da fahren wir nächstes Jahr auch hin. Das klingt wirklich gut. Gib mir mal die Adresse, da fahren wir nächstes Jahr auch hin. Gerne. Gerne. Şimdi hazırsanız arkadaşlar, interaktif çalışmamız başlasın. İnteraktif çalışmadan kastettiğim nedir? Şöyle ki arkadaşlar, ben sol tarafı okurken sizler sağ tarafı okuyor olacaksınız ve
bunu okurken ben size gereken süreyi tanıyor olacağım. Dilerseniz interaktif çalışmamız başlasın. Grüß dich, wie war's denn im Urlaub? Wie schön, hier hast du nichts verpasst. Das Wetter war einfach furchtbar. Was habt ihr denn gemacht? Das klingt wirklich gut. Gib mir mal die Adresse, da fahren wir nächstes Jahr auch hin. Diyalogumuzu tekrarlayalım. Grüß dich. Wie war's denn im Urlaub? Wie schön, hier hast du nichts verpasst. Das Wetter war einfach furchtbar. Was habt ihr denn gemacht? Das klingt wirklich gut. Gib mir mal die Adresse, da fahren wir nächstes Jahr auch hin. Başlayalım arkadaşlar. Fantastisch. Das Hotel war ganz neu und die Leute sehr nett. Wir hatten die ganze Zeit tolles Wetter. Wir waren jeden Tag am Strand und haben jeden Abend getanzt. Gerne. Tekrar edelim arkadaşlar. Fantastisch, das Hotel war ganz neu und die Leute sehr nett. Wir hatten die ganze Zeit tolles Wetter. Wir waren jeden Tag am Strand und haben jeden Abend getanzt. Gerne. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde interaktif olarak bir diyalog çalışmasını gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım, yorum bırakmayı unutmayalım, paylaşmayı unutmayalım ve bu bildirim ziline tıklayalım ki sonraki videoları takip edebilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tschüss!